Anlamadım. O yüzden onu Allah'a havale ettim şu an. Sonra kız ölüyor. Öldüğünde de işte hatırlıyor. Hani acaba kendimi ölmek istedi, sorun ne falan filan diye. Bekliyorum şu anda. İlk önce ben bileceğim. Bu güzel bir şey. Bir sürü çay. Allah'ım bayılacağım. Bundan iki gün önce benim doğum günümdü. İyi ki doğdum ben. Hayır, Herkese merhabalar, ben Selin. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yeniden yeni bir video başlıyoruz. Peki bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle beraber aslında ders çalıştığım bir gün olacak. Öyle bir günümü vloglayacağım size. Şöyle ki az önce saçımı yapmak istedim yine makinemle ama niyeyse bir türlü olmadı. Yani yarısını yaptım, sonra durup durdu. Anlamadım niye öyle oldu. Yani yarısını yaptım, üstleri kaldı gibi oldu birazcık. Umarım bozulmamıştır. Tek dileğim bu. Çünkü normalde çok ısınınca kendini kapatıyor otomatik olarak. Böyle bir özelliği var. Ama hiç daha önce o kadar ısınıp durmamıştı yani. İlk defa böyle oldu. Daha sonra camın önüne koydum birazcık solsun ve hani çalışıyor mu diye göreyim. Sonra tekrar taktım. Biraz çalıştı. Sonra yine durdu hemen. Anlamadım. O yüzden onu Allah'a havale ettim şu anda. Bir sıkıntı olmasın yani çünkü. Umarım yoktur yani bir sıkıntı. Şimdi sabah bayağı ders çalıştım aslında. Yarın sunumum var. Onu da yarın beraber sizinle beraber gideceğiz. Yani İngilizce sunumum var. Onun ezberini yaptım. Hakkında derseniz işte eczacılık hakkında ilginç bir olay. Şimdi onun için şey seçtim. Bir tane adam var. Adam aslında eczacı değil ama kendini eczacı olarak tanıtıyor. Sonra işte Cambridge Üniversitesi'ndeki bir tane kıza ilaç diye aslında uyuşturucu satıyor. Yani adam aslında uyuşturucu satıcısı. Öyle bir garip bir durum var. Sonra yalan uşuna takayım. Sonra kız ölüyor. Kız öldüğünde de işte araştırılıyor. Hani acaba kendimi ölmek istedi, sorun ne falan filan. Sonra araştırmalar üzerine aslında şey olduğu ortaya çıkıyor. Yani kız kanında yüksek derecede zanak sebebiyle ölmüş. Ama kız yani kasıtlı ölüm olduğu düşünülmüyor. Çünkü işte Snapchat'ten, Instagram üzerinden falan mesajlaşmaları çıkıyor adamla birlikte. Sonra adamın işte evine şey yapılıyor, baskın yapılıyor. İşte elinde bir sürü uyuşturucu, ondan sonra işte 15 bin dolar falan kadar bir para falan vesaire bulunuyor. İşte bu şirket logoları falan bulunuyor, çakma şirket logoları vesaire falan. Ve böyle ilginç bir hikaye. Bunu eczacılıkla nasıl bağlayacağız derseniz işte eczacılara güvenin hani boşa çıkarılması üzerine işte dikkatli olunması gerektiğiyle bağdaşan bir konuşma hazırladım kendime. İlginç bir olay seçmeliydim eczacılık üzerine. Ben de bunu seçtim. Onun sunumu. Onu ezberledim, tekrar ettim. Yani çok az bir tekrar, yani akşam falan tekrar ederim de iyi yani şu anlık ezberlemişim. Onun dışında matematikten, YouTube'dan birkaç tane kanaldan video dinledim. Normalde ben çok önyargılıyım bu video dinleme olayına, YouTube'dan ders için üniversitede ama mantıklıymış. Yani şu an iyi gidiyor yani. Onları bitirdim. Şimdi hocanın kendi slaytlarındaki soruları tek tek kendim çözmeye çalışacağım. Bakalım olacak mı diye. Çok konuştum. 3 dakika olmuş. Bu şekilde. Bakalım şimdi ders çalışacağız birazcık. Bir yandan aslında YouTube'dan video izliyordum. Bu şeyin olmasını beklerken. Soracak mı diye onu beklerken. İlk önce onu bitireceğim muhtemelen. Ondan sonra başlayacağız sorularımızı çözmeye. Bir ara markete gideceğiz. Elime olur bulur şuları alacağım. Konuştum, devam ederim. Şimdilik size göstereyim ne izlediğimi falan. Bir de ne yaptığımı. Öyle. Bay bay. Öncelikle şu kadını izliyorum. Çok tatlı. Bunların zaten beraber bir tane programları var biliyorsunuzdur. Üç kişi beraber bir tane işte neydi ismi? Toksik ilişkiler. Toksik ilişkiler diye bir kanal var. Her hafta farklı bir şeyi ele alıyorlar ve konuşuyorlar falan. Onlardan birinin, Öykü'nün kanalı bu da. Burada da işte magazin falan yapıyorlar. Aylık magazin vesaire. Bence tatlı oluyor ya da böyle gününü vlogluyor falan. Şu anda da bir üniversite söyleşisine giderkenki gününü çekmiş. Ya da kendi şarkısı çıkacak onun gününü çekmiş. Onu izliyorum. Bir yandan da şöyle size demiştim. Buradaki soruları kopyalı yapıştırla şuraya alıyorum. Ve daha sonra işte çözmeye çalışacağım. Bir ara şu dersi de dinlemem gerekiyor. Fizik sınavında çıkacak çünkü. Allah yani. Neyse bunu izlemeye devam edelim. Kulaklıkta kalan bir sesim. Siz muhtemelen duymuyorsunuz şu an. Ay
Ay sesim geliyor mu bilmiyorum. Şimdi yemekten çıktım. Kendi kendime İngilizce sunumumu tekrar edeceğim. 5 dakika ile 6 dakika arası sürmesi gerekiyor. Ne az ne fazla olması lazım yani. Ben işte alarm kuracağım. Kronometre bakalım ne kadar oluyor. Bugün gün içinde denediğimde 5.45 civarı sürüyordu. 5-6 dakika arası yani. Gayet iyi o yüzden. Bakalım bir deneme yapacağız. Şu an rüzgar olduğu için sesim geliyor mu bilmiyorum ama umarım geliyordur. Çünkü odada arkadaşlarım var. Dedim ki hani odada arkadaşlarım olduğu için kendime bir deneme yapayım burada. Sonra odada yine tekrar bakarım slide üzerinden. Nerede slide değiştireceğim vesaire aklımda ama yine de bir pratik olsun. Bakalım şimdi deneme çalışmaları yapıyoruz. Bu arada yemek çok güzel. Bir yandan da saatten dakika tutacağım. Şimdi okula geldim. Birazdan sunumum var. Çok heyecanlı bekliyorum giriş. Birazcık zaman geçmesine. Çünkü 8.40'da şu an saat tam 8 olması lazım. Tam 8 sayılır. Gayet iyi yani. Tam zamanında geldim. Zaten amacım birazcık erken gelmekti. Çünkü ya bir sıkıntı olursa falan. Hani ne olacak belli olmaz. Otobüs gelmez. Vesaire. O yüzden... O yüzden erken geldim. Şu an... Daha 15-20 dakikam var yani. Gayet güzel. Çok heyecanlıyım. Ezberledim. Gayet güzel. Kendime pratik yapıyorum ve süreyi tutuyorum. 5-6 dakika arası sürüyor. Heyecanlıyım yani tabii ki. Bilmiyorum, bekliyorum şu anda. İlk önce bence bileyim. Bu güzel bir şey. En azından görmeyeceğim. Hemen aklımdakileri söyleyeyim. Kurtulacağım. Yani o yüzden bu açıdan bakıyorum. Umarım sizlerle konuşmayı bir yerde götürmeye başarabilirim. Umarım unutmam. Ve bugünü hallederiz. Çok heyecanlı. Burada hava hala karanlık, görüyorsunuz ki daha yeni aydınlıyor. Ben çıkımda kapkaranlıktı. Saatlerini değiştirmek lazım acilen. Şimdi markete gidiyorum. Geldim. Şok markete gidip bir şeyler alacağız. Dediğim gibi yulaf, süt ve meyve lazım. Bunları almaya gidiyoruz. Saçım da kabardı. Biliyorsunuz ki benim şeyim bozuldu ya. Ne yazık ki. Saç şekillendireceğim. Umarım çalışıyordur. Şimdi dönünce bir bakacağım çalışıyor mu diye. Ayva alabiliriz. Umarım ayvaların tadı güzeldir ama. Kötüymüş gibi hissediyorum çünkü küçük. Meyve alalım. Başka da... Muz falan yok galiba. Yulaf bakayım. İnce ölçülmüş kalmamış ama alalım bundan da, ne yapalım artık. Şuradan da hemen bir set alalım. Dur elimdeki ne olduğunu çekeyim. Bunu alalım. Ay herkese tekrardan merhabalar. Şimdi marketten geldiğimizde aldıklarımı göstereceğim. Aslında birazcık bahsettim ama onun dışında indirim varmış. Mesela siyah poşet çaylarda. Böyle siyah poşet çayı aldım. Ve şöyle bir poşet çay daha aldım. Şunu Lipton'un çayından da aldım. Bu normal çay. Diğeri de bergamotlu. Sonra ikisini bir tane bundan bir tane diğerinden koyarak karıştırıyorum ve annenin yaptığı çay gibi oluyor gerçekten. Çünkü bu sallama çaylar direkt koyu olmuyor ve ben biraz demli çay severim. Ve bunları kavanozlarıma yerleştireceğiz. Kavanozum vardı sizinle beraber. Dediğim gibi ayva aldım. Zaten göstermiştim. Ayva aldım. Elma aldım. Umarım tatları güzel çıkar. Ne yazık ki şu yulaftan aldım. Çünkü benim aldığım bu çok öğütülmüş olan var ya geçen sefer. Hani ne kabuğu vardı, böyle minnacıktı falan. Ondan aradım ama yoktu. Kalmamıştı. O yüzden bundan aldım. Ne yapayım yani. Bir şey yok. Markette 100 kilo gidemem. Hiç biliyor musunuz? Çok önemli bir şey bu benim için. Bizim okulumuzun karşısında A101 vardı. Alışverişimi oradan yapıyordum. Çünkü yurda çok yakın market yok. Yani yakın da ayaküstü tam okulun karşısında A101 vardı. Sonra A101 kapanmış. Bugün okul çıkışı işte sunumumdan sonra bir gittim. Şok oldum. Yani bilin geçen hafta vardı, bu hafta yok olmuş bir anda. Şu gün içinde nasıl bir anda yok olabilir? Her haftalık alışveriş yapıyorum çünkü genelde. O yüzden geçen hafta gitmiştim en son. Yok olmuş. Bir tane süt aldım. Şimdilik bu kafi çünkü ben muhtemelen tekrardan neyvedir odur budur almaya gideceğim. Ette tekrar o zaman alırım diye düşündüm, taşımayayım ağır olur. Çünkü muz bulamadım yok için. Şöyle bir peynir aldım, ben çok severim.
sizinle. Hem de birazcık sınavım nasıl geçti bundan konuşalım. Sunumum nasıl geçti bundan konuşalım. Yani sunumum aslında gayet güzel geçti. Unutmadım ezberimi Allah'tan. Unutsaydım üzülürdüm yani. Tıkır tıkır söyledim. Sadece benim konum birazcık hoca şey dedi bize. İlginç ama eczacılık alanı ve eczacıları etkileyen bir konudan bahsettim demişti. İlginç bir olay olsun demişti. Ben de şey saçtırmıştım. Size anlatmıştım ya. Üçlücü sabıcısının kendisini Instagram'da işte eczacıyım diye tanıttıktan sonra yanlışlıkla bir kızının ölümüne sebep olmasıyla alakalı bir durumdu. Ondan bahsetmiştim. Sonra hoca birazcık şey dedi. Dedi ki keşke hani uyuşturucu satıcısı falan demeseydim dedi. Yasa dışı ilaçlar üzerinden konuş dedi. Çünkü hani bu kayıt altına alınacak. Bizi oraya videoda çekiyorlar. Çünkü tek bir hoca değerlendirmiyor. Sadece ders hocamız değil yani. Diğer hocalar da izliyor ve ona göre ortak bir puan veriliyor. Bir şey sistemi var. 3-4 tane hoca kontrol eder. En az 2 hoca 3 ya da 3-4 tane hoca kontrol eder. Herkese bir puan verir. Puanları siz ortalamasını alırsınız. Bir sürü çay. Allah'ım bayılacağım. Çok seviyorum ya ben. Çay kadını gerçekten. 3 kere demliyorum vallahi 500 mililitre termosuna. Bayılırım. Bunları koyayım da böyle. Onların alması daha kolay oluyor. Neyse öyle bir sorun oldu ama sonra hallettik yani. Şimdi buraları bir toplayayım. Her şeyi bir yerlerine koyayım. Sonra sizinle beraber çay demleyeceğiz ve fizik çalışacağız. Yine ben. Hemen üstümü çıkartıp geldim. Bu arada size ne söyleyeceğim canlarım. Benim için çok önemli bir sınava giriş yapacağım şu anda. Bundan 2 gün önce benim doğum günümdü. İyi ki doğdum ben. Evet doğum günümdü. Çok tatlı bir şekilde oda arkadaşlarım ve birçok sevdiğim herkes doğum günümü kutladı. İlk önce herkese teşekkür ediyorum. Bu çok tatlıydı benim için. Benim kutlamasını istediğim, dilediğim herkes kutladı doğum günümde. Şükürler olsun ki önemli olan şey bu bence. Kutlamasını beklediğin insanların kutlamamadığı da çünkü insan üzülüyor ister istemez ama tamamını beklediğim herkes kutladı. O yüzden buradan onlara benim doğum günümden herkese teşekkür ediyorum. Onun dışında oda arkadaşlarım çok tatlı bir sürpriz yaptı. Odaya geldiğimde pasta falan böyle yapmışlar ve YouTube kanalım içinde kısa bir video çekmeye çalışmışlar. Buradan kocaman öpüyorum. Gerçekten düşünceleri çok tatlı yani. Çünkü hani YouTube kanalım için çekim yapmaları çok tatlı yani. Onu da size burada hemen videonun ortasında koyayım istiyorum. Çünkü sona bırakırsam sona kalmayan insanlar göremeyecek ama görünsün diye. Hemen bir araya gireyim dedim. Dediğim gibi yeni yaşım bana mutluluk getirsin inşallah. Güzel bir yaş beni bekliyordu. Teşekkür ederim tekrardan doğum günümü kutlayan herkese. Şimdi sizi kocaman öpüyorum. Çünkü doğdum seni, çünkü doğdum seni. İlk doğdum şu parçası. Hayır, dilek tut. Dilek tut. Tamam, istiyorum. Ah ya. Dur, şu ışıklarını açsana. Böyle de iyi bir izin okuyorum diye. Nereden? Buradan. Ha tamam, buradan çek. Güzel çıksın. Tamam. Dur, azıcık çok yakın. Yapma. Çok yavrum sen beni. Bugün sensörün çalmaz şu an. Işığa çalıyor. Işığa çalma galiba. Ağlıyor. Ben başkasının doğumuna bile ağlıyor. İyi ya. Sağ olun mu? Gel bana sorun. Bir bana bak. Teşekkürler. Berfi. O da çıksın. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ya. Yüzü kılığına düşünmüşler. Yüzü kılığına yatay çekiyorlar. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Tamam. Tırnak için kapandı bile kızdan. Başladım. Şimdi pasta kesimimizi yapıyoruz. Ben fotoğraf çekeceğiz zannetmiştim. Moduna girdim. YouTube kanalı evet arkadaşlar. Sorunsalları birazcık. Bu dörde bölmüştük geçen sefer de şu çok sert. Kaç olduk gençler? 35 mi? 20 yaşında oldum tam. Diyorum ben video devam etsin. Peki ben ne yapıyorum? Çayımı demledim. Çayımı hemen YouTube'dan bir kısa bir video izleyeceğim. Kendimi ödüllendireceğim bugün için. Çünkü sunumumu sağ salim atlattım. Sonra da dün birazcık fizik çalıştım. Böyle işte hocanın sorulara benzer sorular bulup onları çözmeye çalıştım. Formülleri falan yazdım. Çünkü çok fazla fizikte formül var ve baktım gördüm anlayamayacağım artık. Sürekli yazarak devam etmeye çalıştım açıkçası. Öyle. Şimdi sizlere öpüyorum. Bay bayın.
Ama evet bir şey diyeceğim, ben niye böyle? Yine geldi videomuz, izliyoruz efendim. İzliyoruz. Başka neylerin buyurun. Güzelliğe bakın. Ay merhabalar. Videonun editinden geliyorum şimdi size. Gerçekten çok güzel bir video ortaya çıkıyor. Ders çalışmaya başladığım, tam sınav dönemim ilk başında ders çalıştığım bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir, sevmişsinizdir. Şu anda bir sınav dönemim bitti. Artık sınavlarımı atlattım, finallerimi geçirdim ve size video editlemeye başladım. Bence güzel bir sınav dönemi geçirdim. Güzeldi yani, notlarım beni tatmin edecek şekilde gelecek diye umuyorum. Tahmin ettiğimden güzel geçti çünkü bu sınav haftamda tamamladık. Bu arada size şey söyleyeceğim. Ve sunumumdan 100 almışım. Bu arada size böyle müjdeli bir haberle geleyim. Hoca gerçekten emeğimin karşılığını vermiş. Çünkü 500 kelime falan ezberlemiştim. Yani hiç az değil. Yani çevreme baktığımda arkadaşlarıma falan hani ya da diğer insanlara. Eğer gerçekten hoca ne bileyim slaytın okuduysan ya da özen göstermediysen puanı düşük vermiş ama beğendi herhalde benimkini. Onu teşekkür ediyorum şimdi. O şekilde burada saçlarımı yapamıyorum. Makinem bozulduğu için makinem hala bozuk. Bu şekilde tatlı bence. Hafif dalgalı ve kıvırcık kurutmadım da duruyor yani. Fena değil. Böyle farklı bir görün saçımı da. Ne yazık ki yani böyle birazcık çalışıyor sonra pat diye duruyor. Yani artık onun ümidi kestim. Artık şimdi eve gidince babama onu da götüreceğim. Tatil dönüşte babam halleder diye düşünmekteyim. Öyle size bir hem altyazı geçeyim hem de videomun sonunu yapayım dedim. Umarım beğenerek, severek, gülerek izlemişsinizdir. Umarım sizin için her şey yolundadır ve güzel gidiyordur. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Artık yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Sizi kocaman öpüyorum. Bye bye.